Bu bölümde 420 ila 360 milyon yıl önceki dönemi inceleyeceğiz. Birçok organizma grubunda evrimsel değişim hızlandı. Anakara parçaları yavaş yavaş birbirine doğru hareket etmeye devam etti. Okyanuslarda mercanların ve kabuklu mürekkep balığı benzeri kafadan bacaklı yumuşakçaların büyük evrimsel çeşitlenmesi gerçekleşmekteydi. Günümüzdeki daha zayıf dış örtülü balıklara giden yolda çeneli ve zırhlı balıklar çenesizlerin yerini alarak çeşitlenmişti. Balıklardaki bu önemli çeşitlenme dönemin balık çağı olarak adlandırılmasına yol açtı. Karasal komüniteler Devoniyen boyunca çok çarpıcı biçimde değişti. Yosunlar, at kuyrukları ve ağaçsı eğrelti otları yaygınlaştı. Bunların bazılarının boyları büyük ağaçlarınkine erişmekteydi. Bunların kökleri kayaçların aşınmasını hızlandırmış, bu da ilk orman toprağının oluşumuyla sonuçlanmıştır. Tetrapod üyeleri kol ve bacaklara sahip olan çenelilerdir. Omurgalı tarihindeki çok önemli olaylardan biri yaklaşık 365 milyon yıl önce gerçekleşmiştir. Bu dönemde bazı lob yüzgeçleri tetrapod olan hayvanların üyeleri ve ayakları olarak gelişmiştir. O zamana kadar omurgalıların hepsi balık benzeri aynı temel anatomik yapıyı paylaşmaktaydı. Tetrapod hayvanlar karaya geçtikten sonra sıçrayıcı kurbağalardan uçan kartallara ve iki ayak üzerinde yürüyen insanlara kadar birçok yeni biçim aldılar. Tetrapodun Yunanca'daki anlamı dört ayaklı demektir. Tetrapod hayvanlar göğüs ve karın yüzgeçleri yerine parmaklı üyelere sahiptir. Üyeler bu hayvanların kara üzerinde ağırlığına destek olurken parmaklı ayaklarsa kasların yarattığı kuvveti yürürken etkili bir şekilde zemine iletirler. Karadaki yaşam tetrapod vücut planında çok sayıda değişikliği de beraberinde getirmiştir. Tetrapod hayvanlarda baş bir boyunla vücuttan ayrılır. Boyunun orijinal olarak sahip olduğu bir omurga sayesinde kafatası aşağıya ve yukarıya doğru hareket edebilir. Daha sonra boyundaki ikinci omurun ortaya çıkmasıyla baş iki yana döndürülebildi. Arka bacakların bağlanmış olduğu kalça kemiklerinin omurgayla kaynaşması, arka bacakların zemine karşı ürettiği kuvvetin vücudun geri kalan kısmına iletilmesine izin verdi. Tamamen sucul bazı türler hariç günümüzde yaşayan tetrapod üyelerinin erginleri solungaçlara sahip değildir. Embriyonik gelişim sırasında farinjeyal yarıkların yerine kulağın kısımları, bazı bezler ve diğer yapılar meydana gelmiştir. Göreceğiniz üzere bu karakterlerin bazıları tetrapod grubunun çeşitli soy hatlarında dramatik bir şekilde değişikliğe uğramıştır ya da yitirilmiştir. Örneğin kuşlardaki ön üyeler kanatlara dönüşmüş, balinalardaysa tüm vücut balık şeklini almıştır. Bu dönemin kıyısal sulak alanları lob yüzgeçler için geniş bir yayılma alanı oluşturmuştur. Bu hayvanlar özellikle sığ ve oksijence fakir olan sulara girdiklerinde havayı solumak için akciğerlerini kullanmışlardır. Bazı türler çamurlu zeminde ya da kütüklerin üzerinde hareket etmelerine yardım eden muhtemelen iri yüzgeçlerini kullanıyordu. Bu nedenle tetrapod vücut planı yoktan var edilmiş değildir. Önceden var olan bir vücut planının basit modifikasyonuyla ortaya çıkmıştır. Tiktaalik olarak isimlendirilen bir fosilin yakın zamandaki keşfi bu sürecin nasıl oluştuğu hakkında yeni detaylar sağlamıştır. Tiktaalik bir balıktaki gibi yüzgeçlere, solungaçlara ve akciğerlere sahipti. Vücudu pullarla kaplıydı. Fakat balıktan farklı olarak tiktaalik, vücudu destekleyen ve havayı solumasına yardım eden tam bir kaburga takımına sahipti. Aynı zamanda bir balığın aksine tiktaalik, başın hareket etmesine izin veren bir boyuna ve omuzlara sahipti. Son olarak tiktaalikin ön yüzgecinin kemikleri, üyeleri olan tüm hayvanlardaki aynı temel modele sahipti. Bir kemik, iki kemik tarafından takip edilmekte ve bunlarsa bileği oluşturan küçük kemiklerin oluşturduğu grup tarafından takip edilmektedir. Tiktaalik'in karada yürümesi olası olmamasına karşın onun ön yüzgeç iskeleti kendisini su içerisinde yüzgeçleri üzerinde itebildiğine işaret etmektedir. Tiktaalik ve diğer sıra dışı fosil bulguları paleontologlara yüzgeçlerin zaman içerisinde gittikçe değişerek nasıl üye benzeri yapılara dönüşebileceğini yeniden canlandırma imkanı verdi. Bu üyeler ilk tetrapodların görülmeye başladığı 365 milyon yıl öncesinde son şeklini almıştı.
sonraki 60 milyon yıl içinde tetrapod grubunda büyük bir çeşitlilik ortaya çıktı. Fosillerin morfolojik özellikleri ve bulundukları yerler değerlendirildiğinde bu erken tetrapod üyelerinin çoğu suya bağımlı kalmıştır. Onlar bu özelliği günümüzde yaşayan amfibi adını verdiğimiz tetrapod grubunun bazı üyeleriyle paylaşmaktadır. Dört üyelere en çok benzeyen balık olarak bilinen tiktaalik, omurgalıların sudan karaya geçişteki anahtar adımları belgeler. Tiktaalik, 10 milyon yıldan beri bilinen en eski dört üyelilerden daha eski olmasına rağmen o dört üyelilerin anahtar özelliklerini sergiler. Bilek kemiği, kaburgalar ve bir boyun, bunlar tetrapod soy hattının gerçek atalarıdır. Bu keşif, fosillerin olası yerlerini belirlemedeki tahmin etme kapasitesini göstermektedir. Bu diyagramdaki dalları üzerinde bulunan beyaz çubuklar, bilinen fosilleri zaman içinde yerleştirmiştir. Okların başı günümüze kadar gelen soy hatlarını işaret etmektedir. Soyu tükenmiş hayvanların çizimlerinde fosil iskeletler esas alınmıştır fakat renkler hayalidir. Yakın geçmişte yapılan bir çalışma 1980 yılından bu yana en az 9 amfibi türünün soyunun tükendiğine, 100'den fazla türünse o zamandan bu yana görülmediğine ve muhtemelen soyunun tükenmiş olabileceğine işaret etmektedir. 400 milyon yıl önce Devoniyen periyodunda erken çeneli balıklar nöral taç hücrelerinden gelişerek evrimleşmiş çeneler ve solungaç destekleri omurgalı hayvanların neredeyse bir tanımlayıcı karakteridir. Çoğu plakoderm derinlerde bentik hayvanlarla beslenirken bazıları aktif yırtıcılardı. Akantodia plakodermlerden daha az zırh taşır ve geniş bir başa, anteriyorda konumlanmış gözlere ve çift yüzgeçler üzerinde belirgin dikenlere sahiptir. Çoğu denizeldir fakat birkaç türü tatlı sularda yaşardı. Pteraspis ve Pharyngolepis, Devoniyen, Silüryen ve Ordovisyen periyotları boyunca ortaya çıkmış, çenesiz omurgalıların birçok cinsinden ikisiydi. 2009 yılında keşfedilen Gyneiros, 420 milyon yaşında bilinen en erken lob yüzgeçlidir. Bu türün fosili doğru bir şekilde yeniden yapılandırılmasına izin verecek kadar tamamdı. 416 ila 359 milyon yıl önce birçok lob yüzgeçli üyesi kıyısal sulak alanlar gibi acı sularda yaşamışlardı. Su altındaki zeminde yüzmek ve yürümek için lob şeklindeki yüzgeçlerini kullanmış olabilirler. Yaşayan bazı lob yüzgeçliler de olduğu gibi. Devoniyen'de yaşayan lob yüzgeçlilerin bazıları devasa büyüklükte avcılardı. Devoniyen lob yüzgeçlilerin baş parmağımız kadar büyüklüğe sahip olabilen dişlerinin başak şeklindeki fosillerini bulmak alışılmadık bir şey değildir. Devoniyen periyodunun sonlanmasıyla lob yüzgeçli çeşitliliği azalmıştır ve günümüzde sadece 3 soy hattı yaşamaktadır. Soy hatlarından biri olan Latimeria türlerinin 75 milyon yıl önce tükenmiş olduğu düşünülmekteydi. Buna karşın 1938'de balıkçılar Güney Afrika'nın doğu kıyılarında yaşayan bir Latimeria örneği yakaladılar. Başı ve ön uçlarını kaplayan kemik yapıda bir kalkanı olan bir plakoderm olan Cocoesteus cuspidatus 400 milyon yıl önce yaşamıştı. 40 cm boya sahipti. Sarmal kabuk amonitin yumuşak gövdesini korurdu. 409 milyon yıl önce oluştu, 66 milyon yıl önce yok oldu. Boyları 2,5 metreye kadar ulaşabiliyordu. Rhiniognatha hirsti genellikle dünyanın bilinen en eski böceği olarak kabul edilir. Yaklaşık 400 milyon yıl önce dünyanın ilk karasal ekosistemlerinin oluştuğu erken Devoniyen dönemde ortaya çıktı. Acanthostegada perdeli ayaklar esas olarak yüzme için kürekler olarak kullanılmıştır. Deri yırtıcılardan korunmak için kamufle edilmiş olabilir. Bir balık olmasına rağmen Pandarictis muhtemelen hava soluyabiliyordu. Dipterus'un başını ve solungaçlarını koruyan kemikli plakaları vardı. Kuyruğun yapısı bir köpek balığına benziyordu. Kemik pulları vücudunun çoğunu kaplardı. Bir plakoderm olan Dunkleosteus 10 metreye kadar büyümüştü. Dunkleosteus'un çene yapısı üzerine 2006 yılında yapılan bir analiz, çenelerinin ucunun 560 kilogram bölü santimetre kare bir kuvveti uygulayabildikleri sonucuna varmıştır. Dev bir kemik kalkanı. Bu dev yırtıcı Dunkleosteus'un başını korurdu.
Vücudun çoğu yüzme için esneklik sağlardı. Zırhlı değildi. Balığın ağzındaki keskin, kemikli plakalar gaga gibi davranıyordu ve muhtemelen dişler kadar etkiliydi. Xenacanthus uzun gövdesiyle köpek balığından çok yılan balığı gibi görünüyordu. Kafadan çıkıntı yapan uzun omurgasının savunma için zehir içerebileceği düşünülüyor. Chiracanthus dikenli bir köpek balığını andırıyordu. Yüzgeçleri şişman dikenler tarafından destekleniyordu. Chirolepis'in köpek balığı gibi kuyruğu vardı. Vücudu küçük, elmas şeklindeki pullarla kaplıydı. Rolf Osteus 30 cm uzunluğundaydı. Kafa kalkanında deniz tabanındaki avı ortaya çıkarmak için kullanmış olabileceği düşünülen uzun bir burnu vardı. Botryolepis'in kanat benzeri yüzgeçleri de başı gibi zırhlanmıştı. Stetacanthus'un omurgası modern köpek balıklarında olduğu gibi kuyruğun üst lobuna uzanıyordu. Erkek üyelerin üstlerindeki garip düz tepeli yapının bir dişiyi çekmek için kullanılmış olabileceği düşünülüyor. Köpek balığının şık, aerodinamik gövdesi su içinde hızlı hareket için uyarlanmıştır. Holoptychius'un gövdesi 50 cm'ydi. Vücudun altındaki çift yüzgeçlerde güçlü uzuv kemikleri vardı. Aglaophyton major, günümüzde yaşayan iletim demetli bitkilerin çok eski bir akrabasıdır. 405 milyon yıllık fosillere dayanan bu çizim dikotomik dallanma gösterir. Bu dalların ucunda sporangiyumlar bulunur. Sporofitin dallanması günümüzde yaşayan iletim demetli bitkileri karakterize etmektedir. Fakat günümüzdeki iletim demetsiz bitkilerde bu tür bir dallanma görülmez. Asteraxylon'un küçük yaprakları güneş ışığını emer, hava ve suyu şekere dönüştürürdü. Stomalar 400 milyon yıldan daha eski bitki fosillerinde bulunan eski yaşlı yapılardır. Bu nedenle yaprakların evriminden önce ortaya çıktıkları sanılmaktadır. Stomalar, iletim demetli bütün bitkilerde ve kara yosunları dahil çok sayıda iletim demetsiz bitkide bulunmaktadır. Skiadofiton yaklaşık 5 cm uzunluğundaydı. Kupa şeklindeki yapılar, yeni bitkiler oluşturmak için ihtiyaç duyulan erkek ve dişi hücreleri tutuyordu. Yaklaşık 370 milyon yıl önce yaşamış Archaeopteryx ilk odunsu ağaçlardan biriydi. Bu fosil yapraklarını gösteriyor. Elkinsia, spor yerine tohum üreten ilk bitkilerdendi. Bu onun daha kuru yerlerde büyümesine izin verdi. Dönemin sonunda kıtalar çarpıştı. Yüksek olasılıkla bir meteor dünyaya çarptı. Kitlesel yok oluşla türlerin %75'i ortadan kalktı.